Cebir dersinde eğer bir doğrunuz varsa bu doğruda x'deki değişimle y'deki değişim oranının aynı olduğunu öğretirler. Yani doğrunun eğiminin sabit olduğunu öğretirler. Eğim şöyle yazabiliriz. Y eksenindeki değişim, bu üçgen işareti Yunan alfabesindeki delta harfi ve bu üçgen değişimi simgelemek için kullanılıyor. Delta y demek değişim y anlamına geliyor. Delta y bölü delta x olarak yazabiliriz ve bu eğim doğru boyunca sabittir. Bu videoda bu ilkeyi benzer üçgenler kullanarak kanıtlayacağız. Şimdi bu doğru üzerinde iki nokta seçelim. Burası ve burası olsun. Bu iki nokta arasında x değerindeki değişim ne kadar? Bu noktanın x değeri burada, bu noktanın x değeri de burada. Yani x'teki değişim burası kadar olacak. Peki y'deki değişim ne kadar? Ona da bakalım. Bu noktanın y değeri burası. Bu noktanın y değeri de burası. Yani bu yükseklik burası da y'deki değişim. Şimdi başka iki nokta seçelim. Bu nokta ve bu nokta olsun. Aynı şeyi yapacağız. x'teki değişim ne kadar? Bu noktanın x değeri burası, bu noktanın x değeri de burada. Yani eğer buradan başlar ve buraya gidersek, x değerimizdeki değişim bu kadar olacak. x'deki değişimi yine yeşille çizeyim. Bu noktanın y değeri burada, bu noktanın y değeri de burada. y'deki değişim de bu kadar. Aynı doğru üzerinde rastgele rastlantısal olarak seçtiğimiz iki çift nokta için buradaki değişim y bölü değişim x'in buradaki değişim y bölü değişim x'e eşit olduğunu kanıtlayacağız. Bu pembe kenarın bu yeşil kenara oranı bu pembe kenarın bu yeşil kenara oranına eşit olacak. Hatırlayın noktaları rastlantısal olarak seçtik. İspatlamak için benzerliği kullanacağım. Eğer bu üçgenin bu üçgenle benzer olduğunu ispatlayabilirsek işimiz tamamdır. Benzerliğin ne olduğunu da kısaca hatırlayalım. Eğer iki üçgenin karşılıklı açıları aynı ise bu üçgenler benzer üçgenlerdir. Buraya bir üçgen çizelim. Üçgenin bu açısı 30, bu açısı 60, bu açısı da 90 derece olsun. Buraya da başka bir üçgen çizelim. Bu üçgenin de bu açısı 30, Bu açısı 60, Bu açısı da 90 derece. Bu üçgenlerin kenar uzunlukları farklı da olsa bunlar benzer üçgenlerdir. Sadece farklı büyüklükteler. Ama karşılıklı açıları aynı. Bu 60, bu 60'la, bu 30, bu 30'la bu 90'da bu açıyla aynı. Yani bu iki üçgen benzer. Eğer iki üçgen benzerse, bu üçgenlerin kenarları arasındaki oran aynıdır. Yani eğer bu üçgenler benzerse, bu kenarın bu kenar oranıyla bu kenarın bu kenara oranı aynı olacak. Bu bilginin doğrunun eğiminin sabit olduğunu ispatlamakta işimize yarayacağını göreceksiniz. Buradaki iki üçgen benzer. Bu durumda karşılık gelen kenarların oranı her zaman aynı olacak burada rastgele iki nokta seçmiştik. Bu doğru üzerinde herhangi iki nokta için de aynı şey geçerli. Doğrunun tamamı için geçerli. Şimdi benzerliği kanıtlayalım. Bu üçgenlerden ikisinin de dik üçgenler olduğunu biliyoruz. Yeşil çizgiler tam olarak yatay, pembe çizgiler de tam olarak dikey. Çünkü yeşil çizgi yatay eksene paralel, pembe çizgi de dikey eksene paralel buralara dik açı işaretlerini de koyalım. Evet, bunların ikisinin de dik üçgenler olduğunu biliyoruz. Bu üçgenlerin açılarından birisinin eş olduğunu gösterdik. Buradaki dik açılar birbirine eş. Şimdi bu üçgenlerin diğer açılarının da eş olduğunu kanıtlamamız gerekiyor. Bunu yapmak için de paralel doğrular ve kesenlere ilişkin bilgimizi kullanacağız. Bu iki yeşil çizgiye bakalım. Bu doğru parçalarını kesikli çizgiyle uzatıyorum. Bu çizgi kesinlikle bu çizgiye paralel. Çünkü ikisi de tamamen yatay. Şimdi turuncu doğrumuzu kesen gibi düşünebiliriz. Bunu kesen olarak görürsek bu açıyla bu açının aynı olacağını biliyoruz. Paralel doğruları kesen çizginin oluşturduğu yöndeş açıların eşit olduğunu biliyoruz. Yani bu açı bu açıya eşit. Şimdi aynı şekilde diğer açıyı inceleyelim. Pembe kenarları uzatıyorum. Dikey bir doğru haline getiriyorum. Bunların ikisinin de tam dikey olduğunu biliyorum. Yani bu doğruyla bu doğru birbirine paralel. Turuncu doğrumuz yine kesen. Bu açıyla bu açı o zaman aynı değil mi? Paralel doğruları kesen çizginin oluşturduğu yöndeş açıların eşit olduğunu biliyoruz. Bunu geometri dersinde öğrendik. Burada görebiliyoruz. Bu açıyla bu açı birbirine eşit. Bu açıyla bu açı birbirlerine eşitler. Ve bu açıların ikisi de 90 derece. Yani bunların ikisi benzer üçgenlerdir. Bu üçgenle bu üçgenin benzer olduğunu kanıtladık. Şimdi kenarların birbirine olan oranını kullanabiliriz. Örneğin bu kenara A kenarı diyelim, bu kenara da B kenarı diyelim. Aşağıdaki üçgende de dikey kenara C, yatay kenarı da D diyelim. Bunlar benzer üçgenler oldukları için karşılıklı kenarların birbirine oranının aynı olacağını biliyoruz. A bölü B eşittir C bölü D olacak. Bu oran aslında eğimin tanımı. Y'deki değişim bölü x'deki değişim ve bu eğim sabit. Çünkü bu doğru üzerindeki herhangi iki noktayı kullanarak oluşturacağımız üçgenler benzer üçgenler olacak. Eğer üçgenler benzerse buradaki dikey doğru parçasının buradaki yatay doğru parçasına oranı her zaman aynı olacak. Eğimin tanımı da budur. Yani eğim doğru boyunca sabittir. Bu kadar.